gözlerim, gözlerin söhbeti her yanda yoluyor. Bu melahetli bakışlar, bu melahetli bakışlar, kuzu Təşəkkür edirik Gülüstan xanım. Bugün sizin bax belə bir-birindən gözəl, dəyərli nəğmələrinizlə bütün küsənləri bağışlayacağıq inşallah irəliyən dəqiqələrdə. Əyləşin zəhmət olmasa. Bələsən uşaqlar, əzləyicilərimiz, xoş gördüksün. Hər biriniz vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Yenə həftənin son gününü yaşayırıq, yenə bazar günüdür, yenə biz sizinləyik, görüşünüzə gəlmişik. Vüsalcı hal-hazırda qovuşmaq anındayıq könül dünyamızla birlikdə. Gəlin hərdən etiraf edək ki, könül dünyamızın hərdən bir ilğımı olur, hərdən bir istisi olur, hərdən bir tüstisi olur. Qısqançlığı olur, hikkəri olur və s. və ilaxır. Amma hər halda, istənilən halda bu dünya bizim dünyamız. Açılan sabahımızdır, səhərimizdir və axşam, gecə qızaran dan yerimizdir. Hərdən bizə elə gəlir ki, bizdən yaşca çox kiçikdir, hərdən də bizə elə gəlir ki, özümüzdən çox qocadır bu dünya. Hər halda bu dünyaya istənilən halda, istənilən vəziyyətdə sahib çıxmaq gərəkdir. Köm dünyamızın, qəlb dünyamızın, ürəyimizin işığını vaxtında yandırmaq gərək ki, sonra qaranlıqda qalmayaq. Əlbəttə ki, bu işığa, bu nura gedən məqamlardan biri də eyni zamanda ürəyə, qəlbə məlhəm gətirən musiqilərdən keçir və düşüncəyə dəvət edən söhbətlərdən. Bax belə, artıq bəlli oldu, musiqi qonaqlarımız kimdir? Uğur İnstrumental Ensemble, xoş gəlib, səfa gətirib, Respublikamızın xalq artisti, həm şöyrəklərdə yaşayan özəlsi ilə, nəfəsi ilə opera balet teatrının salisti, səhnəmizin artıq neçə illərdir leylisi. Məhəbbət təranələri dildən düşməyən bir-birdən maraqlı Dolğun Gülüstan xanım Əliyeva. Xoş gəlmişsiniz və növbəti bizi salamlayacaq qonaq Çağdaş Türk Ədəbiyyatının önəmli simalarından biridir. Nəinki Çağdaş Türk Ədəbiyyatının, Azərbaycan Ədəbiyyatının da eyni zamanda öz yeri, öz dəstxətti olan bir yazar, tərcüməçi də eyni zamanda 50-yə yaxın kitabın müəllifidir. Onun Bakıya gəlişi səbəbsiz deyil. Bugünlərdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qurultayı keçirildi, növbəti qurultayı keçirildi. Türk dilli dövlətlərinə çox nümayəndələr qatılmışdılar bu tədbirə. Eyni zamanda yazar, tərcüməçi, şair eyni zamanda İmdad Afşar da bu qurultayı da iştirak etmək üçün gəldi və biz də bu məqamdan istifadə elədik, bu fürsətdən istifadə etdik ki, İmdad bəyə verilişimizə dəvət elədik. İmdad bəy, az öncə dediyimiz Azərbaycan ədəbi mühitində də doğrudan sizin öz yeriniz var, sizin artıq oxucularınız var, siz çox sevirlər, qələmizə çox böyük ehtiramları var. Elə bunun bariz nümunəsidir ki, bugün bu görüş baş tutub. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Həm siz, həm Gülüstan xanım. Hər biriniz ürəkdən salamlayırıq. Ben, gönül dünyamız programı Türkiye'de de izleniyor. Azerbaycan televizyonlarının tamamı Türkiye'de izleniyor. Evet. Ama ben bu programa misafir olacağımı,
bu programa konak olacağımı hiç düşünmemiştim. Benim için çok hoş bir sürpriz oldu. Ve gönül dünyamızda Gülistan Hanım'ın o muhabbet hissi doğuran sesiyle açıldı. Ona eşlik eden musiki şinaslara da teşekkürlerimi bildiriyorum ben. Çok güzel bir açılış oldu. Ben sizin suallerinizi cevaplamaya hazırım. Buyurun. Teşekkür ederim tabii. Bu arada icazə verin bir musikçilerimizi de hava ve tutaq. Gülistan Hanım. Rənginizə baxıb artıq ovqatınızı təyin edirik necəsiniz. Çox yaxşı, həmişə belə yaxşı olun. Mən bilirəm ki, imdat abi, siz Azərbaycana tez-tez gəlirsiniz, sıx-sıx gəlirsiniz Bakımıza. Bu da təbii ki, səbəbsiz deyil. Evet. Amma ilk öncə istəyirəm ki, Azərbaycan sevgisindən danışaq. Yəni, hansı ki sizin artıq uzun illərdə o məhəbbət ürəyinizə kök evet. salıb. Azərbaycan ilə bizim, benim evet. ünsiyyətim çocukluk yıllarında başladı. Böyle... çok güzel de anılarım var o konuyla ilgili. Mesela bir radyoda bir Azerbaycan mahnısı dinlemiştim ve o mahnı beni tutmuştu. Yüreğimin telini titretmişti sanki. O çocuk yaşında o mahnıya kulak astım. Zeynep Hanlarova söylüyordu o mahnıyı. Yine Gülistan Hanım gibi çok güzel sesi olan ve Türkiye'de de çok tanınan o yıllarda bir sanatçıydı Zeynep Hanlarova. O ses beni tuttu. Yani o ses neyse belki de ervah-ı ezelde, ruhlar aleminde benim zihnime yazılmış bir ses idi sanki o. O sesle birlikte Azerbaycan musikisine karşı, Azerbaycan'a karşı büyük bir ilgi ve sevgi başladı. Ve gençlik yıllarımda Şehriyar'ı okudum, okuma fırsatı buldum. Bizim ilk gençlik yıllarımız Sovyetler Birliği'nin dağılışı dönemiydi. O dönemlerde çoklu mahnılar, kasetler, videolar, görüntüler ve kitaplar yayınlanma imkanı oldu. Türkiye'de Şehriyar'ın Haydar Baba'ya selam şiirini okuduktan sonra ben kendimi Türkiye'den daha çok Azerbaycan edebiyatına ve Azerbaycan musikisine ait hissettim. O günden beri başlayan bir sevgi vardı bende. Ve daha sonra Azerbaycan edebiyatına ait eserleri, şiirleri, aha, klasiklerden evet. tutmuş ciddi yazarlara kadar, genç yazarlara kadar birçok şiiri ve şeyi, hikayeyi okuduktan sonra da Azerbaycan edebiyatını iyice tanımaya başladım. Talih öyle getirdi ki ben 1999. yılda Iğdır'da göreve başladım. Maarif Nazırlığı'nda. Orada müfettiş görevi işlemeye başladım. Ve orada baktım ki Iğdır halkı Türkiye'den daha çok Azerbaycan'a ait. Iğdır, Kars, o yöre Azerbaycan'la bağlı bir bölge. Hem coğrafi olarak da bağlı, hem kültür olarak hem dil olarak. Artık o dilin musikisi, o edebiyatın büyüsü, o musikinin sihri beni Azerbaycan edebiyatına, Azerbaycan'a karşı kopmaz tellerle bağladı. Aynen. Dolayısıyla Azerbaycan'da Azerbaycan'a olan sevgimi daha sonra farklı alanlarda yansıtmaya başladım. Mesela musikilerini özümce terennüm etmeye başladım. Efendim şiirlerini okumaya başladım farklı meclislerde. Şairleriyle tanışma fırsatımız oldu. Daha sonra Azerbaycan seferim oldu benim. Azerbaycan seferinde Evliya Çelebi ile bağlı kitaplarım, kitabım. Bəli, o məqama da xüsusilə irəliyən dəqiqələrdə toxunacağım. Evet. Yani bu sevginin kaynağı oydu ki beni asıl tutan musikiyle, Azerbaycan musikisiyle başlayan o sevgi daha sonra şiirle, edebiyatla, daha sonra da tercümelerle beni buraya kadar getirdi. Sir deyilsin, İmdat Bey, fikrin əvvəlinə qayıtsaq. Zeynep Hanım'ın hansı ifasıydı o sizi? Mahnının sözleri necə idi? Mahnının sözlerini ben şöyle hatırlıyorum. İlk bahar geldi, durdalar geldi, tekçe sen gelip çıkmadın, harada kalmışsın. Çok güzel, çok güzel bir ifade. Ben Azerbaycan musikisine çok fazla kulak asmama rağmen iyi söylediğim, iyi şarkı söylediğimi diyebilmem. Ancak mesela bir de böyle halk mahnısı var ki sizde.
Araqçının mən dedi ceyran, salmışam çe, mən dedi ceyran. Araqçının mən dedi ceyran, salmışam çe, mən dedi ceyran. Benim gönlüm sen dedi ceyran, alem gözele dönsün ceyran, benim gözüm sen dedi ceyran. Çok sağ olun, çok minnettarım İmdat Bey. Teşekkür ederim güzel değerler için. Çok sağ olun. Ben sizinle birlikte olmaktan o kadar mutlu, o kadar bahtiyarım ki. Şimdi bu mahnıdaki o hüzünlü gözleme, o hüzünlü bekleme beni çok sarsıtmıştı. Yani o kadar muhteşem, bu insanın ruhunun telini titreten o kadar hazin bir gözleyiş var ki orada. Ve bakıyorsunuz bu gözleyişi, o ruhu duyduktan sonra edebiyatımızın, musikimizin, dilimizin aynı olduğunu, hatta hüznümüzün, kederimizin, sevincimizin de aynı olduğunu başa düşürsünüz. Mesela bizde Necip Fazıl var. Necip Fazıl büyük bir şair. Necip Fazıl'ın bir şiiri var. Diyor ki orada, ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar. Yine mesela Necip Fazıl'dan 50 yıl sonra başka bir dost şair, sizin Azerbaycanlı şair, benim sevgili dostum Ejder Ol'un güzel bir şiir var. Bizde beklemek, sizde gözlemek. O da bir şiirinde böyle diyor. Daha ne gizledim? Beni gözleyenler bağışlasınlar. Onları gözledim, seni gözledim. Çok güzel şiir. Elimi üzmedim. Kimi gözledimse harada ne vakt, hem onu hem de ki seni gözledim. Yoruldum, bezmedim. Uzak bir şehirde bilmirem niye. Dayanıp köşede seni gözledim. Yani güzel, bu bekleyiş, bu gözleme hem musikimizde hem şiirimizde bir bütün olarak var. Bale. Yani yüzyıllarla birlikte o tayda da, bu tayda da sizin demenizle Azerbaycan'da da, Anadolu'da da aynı hüzünler, aynı gönül nameleri, aynı musiki nameleri belki balaca farklı sözlerle ifa olunmuş, söylenmiş, dile getirilmiş. Aydın da bak teşekkür ederim İmdat Bey. Ama siz, ben az önce dedim 50'ye yakın hem tercüme kitabları var orada hem de siz müellif olduğunuz kitablar var. Müellifisiz olarak. Necə bilirsiniz? Lap elə oxu vasitəsilə de bu sualı sizə ötürə bilərəm Gülüstan xanım.